Başlayalım söyleşimize. Hoş geldiniz tekrar. Önce kendimi tanıtayım, sonra neler yapacağız, neler konuşacağız, şöyle başlıklar halinde onlardan bahsedeyim. Deniz Çevik ismim. Buraya Ankara'dan geldim, Ankaralıyım. Asıl işim seslendirmem. TRT'de izlediğiniz, diğer kanallarda izlediğiniz yabancı diziler, filmler, çizgi filmler, belgeseller. Bunların Türkçe dublajında çalıştım yıllarca. Yani 6 yaşımdan beri. Okuma yazma bilmiyordum ama seslendirme yapmayı biliyordum. O kadar eski zamandan beri TRT binasındayım. O işlerin içinde yoğruldum. Sürekli tiyatro sanatçılarının arasındaydım. Her zaman sahnedeydim. Kendimi bildim bileli. Yani benim başka meslek seçme gibi bir lüksüm yoktu zaten. Ben böyle bir işte ilerleyecektim. Çünkü bunu yaşayarak, bunu bilerek büyüdüm. Sonrasında seslendirmeler devam etti. Önce İzmir, sonra Ankara. Sonrasında Bursa'ya geldik. Bu Sky Park var Çukurca'da. O vesileyle geldik. Onu Türkiye temsilcisi babam. Bir şekilde Bursa'da kaldım. Tabii burada seslendirme yok, böyle bir mecra yok. O yüzden zaten hemen geldiğim ay diksiyon öğretmenliği ile ilgili teklif aldım ve o iş başladı. Şimdi Osman Gazi Halk Eğitim'de, özel kurumlarda yani 6-7 tane özel kurumda Bursa'nın çeşitli yerlerinde, FSM'de, Özlüce'de, İzmir yolunda eğitimler veriyorum. Diksiyon, beden dili, iletişim, protokol, görgü, nezaket kuralları, satışta beden dili ve iletişim, topluluk önünde konuşma, hitabet metni hazırlama. Bunlarla ilgili eğitimler veriyoruz. Sonra hayatıma sağlıklı beslenme girdim. Alkali beslenme, duydunuz mu hiç? Alkali yaşamaya başladım 6 sene önce. O da ayrı bir boyut kattı her şeye ve her şey daha da pürüzsüz bir hale gelmeye başladı. Çünkü aslında birbiriyle bağlantılı. Çünkü sağlıklı hayatın iki temeli var. Doğru nefes, doğru beslenme. Diksiyona doğru nefesle başlıyoruz. Nefes almayı öğrenerek, bunu hayatımıza entegre ederek ve doğru beslenme de zaten bizim elimizde olan bir şey. Doğru beslenerek yaşamak. Bu ikisini birleştirdiğimizde zaten geriye bir şey kalmıyor. Düzgün de konuşabiliyorsunuz. Topluluk önünde de rahat konuşabiliyorsunuz. İşiniz her neyse onu layıkıyla yapabiliyor oluyorsunuz. Böylelikle 12 senedir Bursa'da bu işleri geliştirerek devam ettik. Tabii Ankara'da tiyatronun içinde olunca tiyatro oyunlarında da oluyorsunuz. Onun öncesinde İzmir'de. İlk tiyatro sahnesine 6 yaşında çıktım. Aziz Nesin'in bir oyunuyla. Bunları ilk defa anlatıyorum bu arada. Tiyatro geçmişimi, oynadığım oyunları falan daha önce hiç anlatmamıştım. Aziz Nesin'in Pırtlatan Bal oyunu. Hiç bilen var mı? Pırtlatan Bal. Şöyle bir şey. Bir köye bal geliyor ve o balı yiyen konuşurken her kelimenin arasında pırt demeye başlıyor. Merhaba pırt, nasılsınız pırt? Böyle bir oyun. Bu oyunla başladık. Ben kadroya sonradan dahil olmuştum ve oyunun sonunda en son bunlar işte bu işi çözmeye çalışıyorlar. Oraya gidiyorlar. Oraya en son kaymakama, yok valiye geliyorlar. Onun sekreteriydim. O oyun boyunca balı yemeyen ve pırtlayarak konuşmayan tek kişi bendim. Sadece ben o balı yemedim. O şekilde başladı. Sonrasında Muzaffer İzgün'ün oyunları, Aziz Nesin'in başka bir oyunu daha. Sonra oyun kimin de bilmiyorum. 8-9 yaşlarımdayken Ayının Fendi Avcıyı Yendi oyununda ayı karakterini canlandırdım. Şimdi ben böyle söylüyorum ama tamam işte başrolmüşsün. Öyle yani ayı başrolde yapabilecek bir şey yoktu. Öyle öyle tiyatro sahnesi aslında neye hazırlıyor sizi? Hayatın sahnesine hazırlıyor. Şimdi diksiyon eğitimine başlıyoruz hep beraber. Çoğunlukla pek bir şey bilinmeden başlanıyor. Tamam, konuşmak güzel. Az çok kafalarda bir şeyler var ama mesela ilk ders herkesin o kadar ürktüğü bir ders ki ben nasıl biriyim? Şimdi ya beni hemen sahneye çıkarırsa ya bir şey anlattırırsa böyle ilk dersi değil mi? Şimdi uzun yıllardır devam eden kursiyerlerim var. O soru işaretleriyle geliyor insanlar. Evet, bir şeyler yaptırıyorum. Bu gerçek ilk derste bir atın diyorum kendinizi denize. Bir başlayalım hep beraber. Hazır bu işlere başlamışsınız, karar vermişsiniz, kalkıp buraya gelmişsiniz. O şekilde sonrasında zaten kendi soru işaretleri doğmaya başlıyor. Diksiyon bitecek. Sonra ne yapacağım? Hemen diyorum bulduğunuz ilk drama kursuna gidin. Bunlar böyle devam eder. Diksiyon eğitimi, drama eğitimi, bulabiliyorsanız imkanınız varsa şan eğitimi, sesi tam olarak yerine oturtan odur. Sonrasında da tiyatro eğitimi. Mesela benim
lisenin, devlet lisesinin öğretmenleri karar vermiş. Diksiyon eğitimi alalım diye halk eğitime başvuruyorlar. Beni gönderiyor halk eğitim öğretmen olarak. Bir tane sınıflarında ders çıkışında bütün öğretmenlere, yani matematik öğretmeni, tarih öğretmeni, din kültürü bir sınıfa toplandılar. Eğitimi yaptık ve onlar beni dinledim. Şanla devam ettiler. Drama aldılar. Sonra tiyatro alıp sahneye oyun koydular ikinci senenin sonunda. Hep beraber onları izledik. Yani bu insanlar normal devletin birer memuru. Hiçbir mecburiyetleri yok bunu yapmak için. Zaten maaşlarını alıyorlar. Ama işte bakış açısı o değil. Hayatlarına değer katmak istediler. Kendi hayatlarına kattıkları değer doğrudan işlerine yansıyacaktı. Öğrencilerine, çünkü neden? İnsan yetiştiriyorlar. Demek ki bunun bir mesleği yok, bir yaşı yok. Tamam, biraz ilgi ve yetenek gerekiyor belki ama diksiyon eğitimini mutlaka herkesin alması gerekiyor diye düşünüyorum. Diksiyon söz söyleme sanatıdır. Konuşma sanatıdır. Seslerin, sözcük, durak ve vurgularının hakkını vererek açık, seçik ve duru biçimde söylenmesidir. Kim böyle konuşmak istemez ki? Açık, seçik, duru, herkesin sizi anlayacağı şekilde eli hareketlerinizi, göz temasınızı düzgün kurarak, çünkü diksiyon ve beden dili devamında işliyoruz. Her türlü topluluğun karşısında heyecanınıza yenik düşmeden, yani konuya hakim olsanız bile, eğer topluluk önünde konuşma tecrübeniz yoksa özellikle başlangıçta heyecan olur, mutlaka yenik düşülür. Bunların önüne nasıl geçeceğiz? Bir konuşma metni hazırlamam lazım. Bunun da teknikleri var. Nereden başlayacağım, nasıl devam edeceğim? İşte bunları düşünerek, her şeyiyle, tam anlamıyla kendimizi vererek bir hitabet hazırlamak herkesin isteyeceği bir şeydir. Hangi alanda çalışırsanız çalışın. Çok değişik bir şey söyleyeyim size. Benim her sınıfımda bir makine mühendisi vardır. Yani 12 senedir istisnasız her sınıfımda. Neden olabilir acaba? Makine mühendisi. Ya diyorum, size o okulda ne yapıyorlar? Niye diksiyon eğitimi alma ihtiyacı duyuyorsunuz? Çünkü diğer mühendisliklerde o kadar değil mi bilmiyorum, bana mı öyle denk geliyor? Matematik ve fizik üzerine kurulu bir hayat. Soru çözme üzerine, değil mi? Sadece yazma, daha çok ya da işlem yapma ya da makine üstünde işlem hareketi şeklinde. Ama iş yaptığını anlatmaya gelince kalıyor. Bir de topluluk karşısında şimdi öyle bir şey ki, bir sürü canlı göz size bakıyor. Hadi beni inandır diye. Peki, bu arada doğru nefes alacaksınız, dik duracaksınız, düzgün cümleler kuracaksınız. Dışarıdan, yani karşı taraftan bakınca bu o kadar zor gibi görünmeyebilir. Bunu tecrübe eden var mı topluluk önünde konuşan? Ben. Nasıldı mesela? Yani şöyle, ilk önce yüksek sansta öyle bir sonlar yapıyorum çünkü. Mecburen oldu. Mecburen oldu ama şu anda iş ve meslek danışmanı olduğum için, evet, okullara gidiyorum. Meslek seçiminin önemini anlatıyorum çocuklara, öğrencilere. Yani lise öğrencileri de olabiliyor. Lise, üniversite iş oluyor mu? İş bulmayla ilgili. Henüz üniversite aşamasına gelmedik ama o da planlanıyor yani. Tabii lazım. Gerçekten heyecan verici. Heyecan verici yani. Sonuçta konunu biliyorsun, kendine güveniyorsun. Çok iyi bilmen gerekiyor. O zaten. O yani cepte. Onu bilmeden çıkarsan zaten öyle bir şey. Konu hakimiyeti. Düşünemiyorum. O başlangıç. Yani. Kesinlikle. Tabii. Konu hakimiyeti yani başlangıç. Ben yeşilde hiç hatırlamıyorum ne konuştuğumu. İlk başlangıçını söyledim. Yani açılamıyorsunuz zaten. Ama konuya hakimseniz bir yerden bir tutabilirseniz, evet, ilk ucunu açılıyorsunuz yani, o şekilde yani. İlk 5 dakika moda mod ne ezberlediysem onunla ondan sonrasında daha akıcı devam ediyor da. Evet. İlk başı çok... Giriş bir de çıkış zordur. Nasıl ona gidecek? İlk ve son etkisi deriz. Giriş genelde hazırlanır, düşünülür falan ama çıkışı da hazırlamazsanız bitiremezsiniz bir türlü. Bir de işin o kısmı var. Çünkü akılda o ikisi kalacak. Konuşma nasıl başlamıştı ve nasıl bitmişti? Maalesef arası unutuluyor. Yani o kısım nankör bir kısım. Ve örneğin 10 dakikalık bir konuşma mı yapacaksınız? Eğer 10 dakikalık hazırlık yaparsanız 2 dakikada biter. Çünkü bak hatırlamıyorum diyor. Yani evet, özellikle de tecrübe yoksa bildiğiniz her şeyi söylersiniz. Özellikle belli başlı cümleler vardır kesin söylenmesi gereken. O yüzden 10 dakikalık konuşma için sanki 2 saat konuşacakmışız gibi hazırlık yapmamız lazım. İşte bu ne demek? Dolu dolu 10 dakika. Ve gelen her soruya rahat rahat cevap verebildiğiniz 10 dakika demek.
İşte bunları yapıyoruz derslerde de, bunları aktarmaya çalışıyoruz. Bol uygulamayla, kimi isteyerek çıkar, tamam neyse anlatayım falan. Kimini ben çekiştiririm, çıkarırım zorla. Ya bak buraya kadar gelmişsin, bunca ders olmaz, çıkman lazım. Kimi çıkar, tam başlayacakken ağlamaya başlar. Ve bu söylediğim insanlar yetişkin, ben sadece yetişkinle çalışıyorum. 18 yaş üstü, daha yeni yeni 16 yaşlar geldi. Ama bir şekilde birkaç ders sonra, birkaç uygulamadan sonra açılıyor ve söz söyleme sanatının tadını aldıktan sonra, o sahne tozunu yuttuktan sonra evet, zaten kesinlikle gerisi geliyor. Oradan inmek istemiyorum gerçekten. Çünkü aslında çok zevkli. Çok güzel. Yani çok zevkli. Sahnenin her alanı, yani sanatın her alanı içine girip yaşayınca böyle iliklerinize işliyor. Ve sadece orada kalmıyor. Bütün hayatınıza yansıyor. Konuşmanıza, kurduğunuz cümlelere, olaylara bakışınıza, sanat. Yani tiyatro da öyle. Tiyatro bütün sanat dalları olduğu gibi insanın vitaminidir. Kültürdür, ahlaktır, disiplindir. Disiplinli olmayan biri tiyatro yapamaz. Yani o provaya zamanında gitmeniz lazım, kostümünüze çok iyi bakmanız lazım, sesinize çok iyi bakmanız lazım. Opera sanatçılarını düşünün, müzikallerde görev alan insanları, sahnede mikrofon falan yok. Yüzlerce insana gösteri yapıyorlar ve kendilerine sürekli iyi bakmaları lazım. Bizim elimizde notlar vardır, ses hijyeni, insan ses tellerine nasıl iyi bakabilir? Bunun için de zaten doğru nefese doğru beslenme gerekiyor. Çünkü yaptığınız her eylem bunlara yansıyor. Bu şekilde tiyatro ile ilgili, şimdi bir de bugün 10 Kasım olduğu için Atatürk'le bağlantılı da yapacağım konuşmalar ve okuyacağım birkaç bölüm var. Şu kitabı biliyor musunuz? Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler. Yani tavsiye ederim, anılar bir araya getirilmiş. Süleyman Bulut bunu iş edinmiş, araştırmış, yılların birikimiyle çok özenle yazılmış bir kitap ve fotoğraflar var içinde. Yani kalın gibi duruyor, 600 sayfa gibi duruyor ama 350-400 sayfa okunacak yeri. Şu anda 10 Kasım haftası olduğu için çok önde. Bana da hediye gelmişti. Şimdi benim YouTube kanalım var, Deniz Diksiyon. Eğitim üzerine açtım 3 senedir. Orada kitap da okumaya başladım. Bunu 3 bölüm halinde yayınladım. Bir bölüm daha yayınlayacağım. Ondan bu işaretlemeler. Ve burada operaya gittiniz mi? Kim gitti? Geçen nasıl hafta. Bir duyguydu? Anlatır mısınız? Operaya. Geçen hafta gittim. Nerede? Tosca. Meros Kutus merkezinde. Nasıldı? Zaten ben çok manyak şekilde klasik müziği seviyorum ama opera benim için daha en üst düzeyde. Ve ağladım yani izlerken. Evet. Ben çok seviyorum, bilmiyorum. Yani bana çok farklı şeyle içine alıyor beni. Böyle hani çok da şansımıza önlerde boşluk var. Hemen koşarak gittik gelmeyene. Protokol hep boş oluyor nedense. Öyle öyle. Biletler ayrılmış oluyor sonra maalesef gelmiyorlar. Maalesef evet, protokolde hiç kimse olmadığı için büyük bir şans. Ya çok keyifli ya. Ve hani yani kendimi onların yerine koyuyorum. Diyorum şimdi o hanım ben olsam. Nasıl o kadar büyük bir şey ki. Ve soluksuz kalıyorum. Yani, onun yerine nefes alıyorsun. Nasıl çıkıyor? Onun yerine koyuyorsunuz kendinizi. Çok evet. Güzel. Yani bence herkes mesela hayatında bir kere onu deneyimlemeli. İstanbul'a gideceğiz. Süreyya operası diye. Benim için hani içeri hiç önemli değil. Opera olsun. Tiyatronun opera. Öyle şey içeriği şey. Önemli olmaz tiyatroda yani. Ya, bence önemli olan gidip onu izlemek. Yani gerçekten tiyatro. Çünkü hocalarımızın söylediği bir cümle vardır. Belki de bir tiyatro oyunu hayatınızı değiştirecek. Bunun hangi oyun olduğunu bilemezsiniz. Yani seçip gidemeyiz. Hepsine gitmemiz lazım. Bursa'da ne oynuyorsa hepsine. Başka ne deneyimlediniz operada? Buyurun. Hamlet gitti. O da yine birbirimize gelmişti. Önce. Baleydi o. Evet. Hamlet'in balesi, şey, operası da mı gelmişti? Ha, ben opera baleyi izlemiştim. Bir de Ayda. Ben de okulan üniversitedeydi. İlk opera deneyimimdi. Bunun için muhteşem bir şeydi. Sahnedik. 4 saatlik bir oyundu. Uzundur. Çok uzundu. Ama benim sabahtan sınavım olduğu için o kadar yorgun bitmiştim ki. Hani keşke bir daha olsa da bir daha onu şu halimle seyredebilsem. Olur. Bir yeniden bir daha olur belki. Çok isterim. Çok keyifli. Çok başka bir şey. Evet. Ama ilgi duymak, sevmek çok önemli bence. Çünkü etrafında çok fazla sıkılan, belki kafaları orada değillerdi. O da olabilir. Anlamayan, o an onu yaşayamayan çok insan var. Evet. O da sizi bir şekilde etkiliyor. Etkiler. Yanınızda hareket ettikçe, okudukça bir şey
şeyler yaptıkça çok keyifli alamıyorsun. İlk deneyimimde biraz da yorgun olduğum için o keyfin çok hazla varamadım. Yine de olumlu izler bırakmış sizde. İyi diye başladınız çünkü cümleye. Şimdi Atatürk'ün ilk opera deneyimi. Bunu paylaşacağım sizinle. Evet. Bunu da anlattılar geçen Mustafa akşam. Kemal ve Carmen Operası. Mustafa Kemal 1913 yılının Kasım'ında askeri ataşe olarak Sofya'da göreve başladı. Kendisine bir çevre edinmeye çalışırken Sofya'da bir opera sahneleneceğini öğrenince çok şaşırdı. Osmanlı egemenliğinden daha yeni kurtulmuş olmalarına rağmen Bulgarların bir opera binalarının olması, operada rol alabilecek sanatçılar yetiştirmeleri çok ilgisini çekti. Gösteriyi ilk gece izleyebilmek için bilet araştırmaya başladı ama bulamadı. Biletler tükenmişti. Bulgar parlamentosunda Varna milletvekili olarak bulunan Türk kökenli Şakir Zümre'yi arayıp isteğini iletti. Emriniz olur diyen Şakir Zümre ilk gece için iki bilet bulup gönderdi. Şık ve zarif giyinmeyi seven Mustafa Kemal o gece siyah bir smoking giydi. Siyah kumaş, sarı saçları ve mavi gözleriyle hem dikkat çekici bir zıtlık hem de parlak bir renk uyumu yaratıyordu. Perdenin açılmasına 20 dakika kala Sofya elçimiz ve çocukluk arkadaşı Fethi Bey ile yani Fethi Okyar birlikte salondaki yerlerini aldılar. Sofya'nın tüm sosyetesi ve yabancı devlet temsilcileri Carmen operasını izlemek için salonu doldurmuştu. Ağır atlas perde açıldı ve müzik başladı. İlk perde başarıyla oynanıp alkışlarla 15 dakika ara verildiğinde kralın locasından gelen bir yaver, Osmanlı elçisi Ali Fethi Bey ile askeri ataşe Mustafa Kemal'in kral tarafından davet edildiklerini bildirdi. Şaşırdılar. Doğrusu böyle bir jest beklemiyorlardı. Locada onları karşılayan Kral Ferdinand, Osmanlı elçisini ve ataşesini orada görmekten mutlu olduğunu belirttikten sonra sanatçıları nasıl buldunuz diye sordu. O güne kadarki hayatı, Selanik, Manastır, İstanbul, Şam dağları, Trablus çölleri, Trakya toprakları, manevralar ve savaşlarla geçmiş Mustafa Kemal hiç opera izlememişti. Opera eleştirisi yapabilecek durumda değildi. Soruyu diplomatça bir cevapla karşıladı. Olağanüstü majeste. İkinci perde başladığı zaman Mustafa Kemal neşesiz ve durgundu. Oyunu zaman zaman boş gözlerle izliyor, dalgınlaşıyordu. Kafasına takılan bir soru her şeyin önüne geçmişti. Gösteriden sonra Şakir Zümre'nin onları çeşitli Bulgar yetkililerle tanıştırmak için verdiği suarede Mustafa Kemal'in neşesi biraz yerine geldi. Kaldıkları otele döndüklerinde epey geç olmuştu. İyi geceler diyerek ayrıldılar. Mustafa Kemal kendi odasına, Şakir Zümre de aynı kattaki kendi odasına geçti. Aradan 5-10 dakika geçmişti ki Şakir Zümre'nin kapısı çalındı. Gecenin ilerlemiş saatinde kapısının çalınmasına bir anlam veremeyen Şakir Zümre kapıyı hemen açmadan önce "Kim o?" diye seslendi. "Benim Şakir, uyudun mu?" Mustafa Kemal'in sesini tanıyan Şakir Bey kapıyı merak içinde açtı. Üstünde pijamasıyla karşısında duran Mustafa Kemal'e biraz şaşkınlıkla baktı. "Uyku tutmadı, biraz konuşalım." diye geldim. Karşılıklı oturdular. Mustafa Kemal düşünceliydi. Gözlerini Şakir Bey'e dikerek "Şakir," dedi. "Kim ne derse desin, Balkan Savaşı'nda neden yenildiğimizi şimdi daha iyi anlıyorum. Ben bu adamları çoban diyebilirdim. Oysa baksana, opera binaları bile var. Operada oynayacak sahne sanatçıları, müzisyenleri, dekoratörleri hepsi yetişmiş, opera binası yapmışlar." Sustu. Yeniden dalgınlaştı. Neden sonra başını iki yana salladı. "Ah," dedi. "Bizim ülkemizde acaba operaya kavuşacağı günleri görecek mi? O düzeye bir gün çıkabilecek miyiz?" Yılı hatırlatıyorum. 1913. Devamını okuyacağım. 1930 yılı Nisan. Ankara'da, bunun başında da herkes sanatkar olamaz. Ankara'da Türk Ocağı Tiyatrosu perdelerini açmaktadır. Çeşitli tiyatro topluluklarına açılışa katılmaları ve oyun sergilemeleri için çağrıda bulunulmuştur. Çağrılanlar arasında İstanbul Şehir Tiyatroları da vardı. Modern Türk Tiyatrosu'nun kurucusu sayılan Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları yeni bir sahne kurulmasını sevinçle karşıladılar ve Ankara'ya koştular.
Çağdaş Dünya Tiyatrosu'ndan sergiledikleri oyunlar büyük ilgi gördü. Oyunlarını izleyenler arasında Gazi Mustafa Kemal de vardı. Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları Ankara'dan ayrılacakları gün Milli Eğitim Bakanı Cemal Hüsnü Bey kendilerine bir öğle yemeği verdi. Yemeğin sonuna doğru telefona çağrılan Cemal Hüsnü Bey döndüğünde çok heyecanlıydı. Gazi Hazretleri, bizi bu akşam Marmara Köşkü'nde kabul buyuracaklarını söylediler dedi. 11 Nisan 1930 Cuma akşamı Gazi Mustafa Kemal sanatçılarla buluştu. Bütün oyuncularla tek tek tanışıp onları öven Mustafa Kemal sonra Muhsin Ertuğrul'a dönerek "Siz benim Sofya'da askeri ataşelik yaptığım zamandan beri memleketimizde görmeyi candan özlediğim bir hayali gerçekleştirdiniz" dedi. Böylesine birbirine bağlı bir sanat topluluğunu kendi imkansızlıklarınızla hazırlayıp bize getirdiniz, gösterdiniz. Şimdi ben devlet reisi olarak size soruyorum. Hükümetten ne gibi bir yardım istersiniz? Muhsin Ertuğrul düşündü. Kendini yeni yeni var etmeye çalışan tiyatronun o kadar sorunu vardı ki hangi birini söyleyip çözüm isteseydi acaba? Atatürk'ün hafif gülümser ve mutlu bir bakışla cevap beklediğini görünce kararını verdi. Tiyatronun bugünkü sorunlarını bir kenara bırakıp geleceğiyle ilgili bir istekte bulunacaktı. Asıl önemli olan tiyatronun geleceğiydi. Çünkü gideceği yön, alacağı şekildi. Mustafa Kemal'e dönüp, "Bir tiyatro okulu istiyorum paşam," dedi. Mustafa Kemal bu cevabı duyunca hemen Başbakan İsmet Paşa'nın çağrılmasını istedi. İsmet Paşa gelince, "Paşam sizi rahatsız ettim ama önemli bir konuyu size arz etmek istiyoruz." diyerek Muhsin Ertuğrul'u Başbakan'a tanıttı. Sonra da, "Hadi isteğinizi Paşa'ya da tekrarlayın," dedi. Muhsin Ertuğrul aynı isteğini İsmet Paşa'ya tekrarladı. "Bir tiyatro okulu istiyoruz paşam." Daha sonra yeniden sanatçıların yanına gelen Gazi Mustafa Kemal, tiyatronun ve sanatçıların önemi üzerine onları övücü bir konuşma yaptıktan sonra sözlerini şöyle tamamladı. "Efendiler, hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reis-i cumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim." İşte böylelikle biz de arkadaşlarımızın hayaliyle oluşturduğu bu sanat atölyesine gelmiş bulunuyoruz. Siz de belli aşamalardan geçip, belli birikimler edinip her anlamda böyle bir şey oluşturdunuz. Yani size teşekkür etmemiz lazım. Aslında hem kendi adımıza, hem Bursa adına, hem ülke adına şu anda sanat atölyesi kuran, buna para yatıran, değil mi? Bununla uğraşan kaç kişi var şöyle bir baktığınızda? Yani bu anlamda gerçekten teşekkür etmemiz lazım. Bir de iki de kitap tanıtmak istiyorum size. Sen Aydınlatırsın Geceyi diye. Burada William Shakespeare'in, yani 1600'lü yıllarda yaşamış, belki de dünyanın gelmiş geçmiş en önemli şair ve tiyatro yazarlarından William Shakespeare'in tiradlarının oluşturduğu kitap. Yani oyunlarından belli tiradları bir araya getirilmiş. Cevat Çapan yapmış bu derlemeyi. Yani sadece tiyatro okumak gerekmiyor bunun için. İlgisi olan, merak eden, bununla bütünleşmek isteyen herkes, yani biz düşünüp tasarlayıp isteyip de, yani aklımıza gelip de böyle bir bütün oluşturamayız. Bu kadar tiradı bir araya getirmek. Bunu tavsiye ederim, rahat ulaşabileceğiniz bir kitap. Bu da konuşma sanatı. Evet. Olabilir. Yine tiradlarının bir araya geldiğini. Belki bu, belki de bu yenilenmiş belki hali. Başka da olabilir. Almıştım hani kendim kullanmak için. Evet, evet, evet. Bu da Murat Tunalı'nın konuşma sanatı. Şimdi hem tiyatro sanatı ve diksiyon sanatı üzerine gidip geliyorum zaten. Bu da yine kendi hayat hikayesinden yola çıkarak anlattı, oluşturdu ve çok akıcı, ya sanki sohbet ediyormuşsunuz gibi çok kolay, rahat dili olan bir kitap. Bu kitaplar da elimizde olduğunda, kendimiz, çocuklarımız bunlarla yorulduğumuzda zaten dediğim gibi yine hayatın her sahnesine hazır olmuş oluyoruz. Tiyatronun doğuşundan bahsetmek istiyorum birazdan. Konservatuvar eğitimim benim ön lisans düzeyinde var. Ankara'da üniversite zamanında bir yandan da onu okumuştum. Tiyatro aslında eski çağlardan, yani ilk insanlar, mağarada yaşayan insanlar, onlar başlattı. Çünkü dil yoktu, konuşma yoktu ve bir şekilde iletişime geçmeleri gerekiyordu. Özellikle de avcılık yaptıkları için, hayatlarını o şekilde idame ettirebildikleri için
arkalarından gelen nesile nasıl avlanmaları gerektiğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini, bu işin detaylarını işte sahneleyerek yapıyorlardı. Çünkü böyle konuşma diye öyle bir eylem yoktu. Dil gelişmemişti şimdiki kadar. Mesela hayvana nasıl yaklaşacak, avına? Ne kadar yaklaşacak? Ne detaya dikkat etmesi lazım? Çok basit bir örnek. Rüzgarla avın arasına girmemesi gerekiyor. Çünkü rüzgar kişinin kokusunu, insanın kokusunu ava götürüyor ve orada birinin olduğunu anlayıp kaçıyor. İşte bunu nasıl yapıyor? Canlandırıyor bu avı yapan kişiler, gençlere canlandırarak arasına giriyor. Biri av oluyor, biri avcı oluyor. İşte tiyatronun doğuşu bu şekilde oluyor. Ve yıllar ilerledikçe her çağda mutlaka tiyatro sanatı ihtiyaçtan doğan, yani mutlaka bir açığı kapatan ve bir şeyleri anlatmak için topluma, kurumlara, sitelere, antik tiyatro görmüştür herkes değil mi? Bir antik tiyatro mutlaka görmüşsünüzdür. Ve bu antik tiyatrolar şehirdeki nüfusa göre yapılmıştır. Eğer nüfus 2000 kişilikse tiyatro da 2000 kişiliktir. Çünkü her akşam herkes gider. Şu anda yani televizyon izleniyor ya maalesef. Dizi izleniyor yani. Maalesef diyorum çünkü diziler niye vardır? Kanalların para kazanması lazım ve reklam aralarını bir şekilde doldurmaları lazım. Kanal dediğiniz şey reklam yayınlamak için var. Reklam arasını nasıl dolduracağım? Ha işte, ha oradan oraya bağlayacağım. Herkes evine kapanıp, o küçücük kutuya kapanıp, çünkü ben ne zaman bir sınıfta, bir ortamda tiyatro başlasam, işte gittiniz mi, hocam o akşam çukur var. Çukur ne evladım, çukur ne ya? O akşam çukur var cümlesinden bıktım yani. Demek ki izlenen bir dizi var. Ben televizyon ilişkimi tamamen bitirdim çünkü. Hiçbir şekilde açılmıyor televizyon. Çünkü öyle bir vaktim yok. Ona ayıracak enerjim yok. Yani ne münasebet, ben niye ona vakit ayırım ki mantığındayım şu anda. Oraya gelene kadar yapılacak çok şey var. İşte örneğin o dönemlerde mahkemeye çıkıyor değil mi kişi? Yargılanıyor. Verilebilecek en büyük cezalardan biri o akşam tiyatroya gidememe cezası. Utancından insan içine çıkamıyormuş. O bilinçlere. Tiyatroda, yani şu an bizim bildiğimiz tiyatro değil, daha farklı. Kostümü, yaşayış falan daha farklı. Ama sonuçta bir sanat ve bir şey anlatıyor. Şimdi tiyatro nedir? İnsanı insana, insanla anlatma sanatı. Bir olayı en iyi tiyatro ile anlatırsınız. Örneğin antik Yunan zamanında tiyatro Yunanistan'dan doğmuştur. Oidipus. Yani biliriz, izlemişizdir, duymuşuzdur. İşte babasını öldürüyor, öz babasını. Annesiyle evleniyor yanlışlıkla, yani bilmiyor onun annesi olduğunu. Sonra 4 tane çocukları oluyor. Hem kardeşi hem çocuğu. Onların başına türlü felaket geliyor falan. Onun kendi başına türlü felaket geliyor. Burada da şunu anlatıyor. Bir kahin geliyor, başta her şeyi söylüyor ona ve o kaçmaya çalışıyor. Kaderinden kaçamazsın. Burada mesela bunu anlatıyor. O dönemde ona ihtiyaç var çünkü. Shakespeare döneminde yine kanlı oyunlar da var. Sonu iyi biten Romeo ve Juliet mesela. Sonu ne kadar saçma bitiyor, ne kadar saçma sapan ölüyorlar. Aa zehir mi içti? Aa o zaman ben aslında içmemiş miydim falan diye ikisi birden ölüyor. Zaten üst üste Hamlet de öyle. Herkes bir anda ölüyor. Kraliçe yanına çağırıyor Shakespeare'i. Şimdi herkes gittiği için bütün şehrin psikolojisi Shakespeare'in yazdığı oyuna bağlı olarak ilerliyor. Sen ne yapıyorsun? Sürekli herkesi öldürüyorsun. Millet bitti yani. Herkes bitmiş durumda. Doğru düzgün bir oyun yaz. Yeter ki sonu mutlu bitsin. O da o oyunu yazıyor. Yeter ki sonu mutlu bitsin gibi. Sonra 12. gece, bir yaz gecesi rüyası ve hareketli, sonu mutlu biten, herkesin mutlu olduğu oyunlar ve halk kendine geliyor. Kafayı toparlıyor. Nasıl? Dizler de öyle bitiyor genelde. Ha şimdi onu diyorum. Duruma göre ayarlamış. O zaman da varmış. Evet, bizde de hep o bekler. Yani iyi bittiği zaman hani ölümünce gözüne ölüm. Hayat o kadar çalışıyor. O öyle bir şey değil. İşte evet. Her zaman toplumlara bu şekilde mesajlar veriliyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar okul binalarından önce tiyatro binalarını tamir ediyorlar. Ve bu zamanda da ne çıkıyor, kim çıkıyor? Bertolt Brecht. İşte dönem dönem ilerliyoruz. Onun da Kafkas Tebeşir Dairesi diye bir oyunu var. İzleyen ya da okuyan var mı? Kafkas Tebeşir Dairesi. Orada da başka bir mesaj var. İç savaş sırasında yeni doğum yapmış bir kadın bebeğini bırakıp kaçıyor.
sadece kendi canını kurtarma peşinde. Bir evin hizmetçisi bebeği alıyor. Her türlü zorluğa rağmen, başına gelen her şeye, her türlü saçmalığa rağmen o bebeği büyütüyor. 7-8 yaşlarına geliyor. Sonra savaş bitiyor. Her şey güllük gülistanlık. Bir fark ediyorlar ki o çocuğa miras kalmış. Çok büyük bir miras. Tabii ki ne oluyor? Biyolojik anne ortaya çıkıyor ve yavrum diyor. Ondan sonra tabii ki kimin çocuğu? Benim çocuğum mu, senin çocuğun mu? Mahkemeye çıkarılıyorlar. Şimdi nasıl seçilecek bu? Neye göre karar verilecek? Şimdi baktığınızda tabii ki büyüten kişi diyorsunuz ama o da doğurmuş. Mahkemenin başındaki kişi de diyor ki bir daire çiziyor. İşte Kafkas Tebeşir Dairesi'ni çiziyor. Çocuğun ortasına koyuyor. Şimdi diyor iki anne de gelsin. Kollarından çekin çocuğu. Çocuk kime giderse, kim güçlü çekerse çocuk onun olacak. Çünkü hanginiz daha çok seviyorsanız tabii ki o güçlü çekecek diyor. Ne oluyor sizce? Annesi çekemiyor. Gerçekten. Şöyle. Büyüten kişi bırakıyor. Niye? Kıyamıyor. Evet. Bak bu kısmını hatırlıyorum. Demek ki o bilinen en bilinen kısım en odur. Kafkas'ta Beşir Dairesi. Yani o aşamayı bilmezsin belki oraya gelene kadar. Kendi büyüttüğü için kıyamıyor. Kıyamaz. Canı kolundan çocuğu diye tutup nasıl çeksin bir anne? Yani. Dolayısıyla orada da topluma verdiğimiz mesaj bu şekilde. Her zaman bir mesajla ve aydınlatmaya çalışarak, farklı bakış açıları yakalamaya çalışarak, vitamin dediğimiz bu. Ve işte biz de bunu yaymalıyız diye düşünüyorum. Bireysel olarak kim ne yapabiliyorsa, çocuğumu mu götüreceğim, işte ben mi gideceğim, iş yerini mi tiyatroya götüreceğim, ne yapabiliyorsam bireysel olarak sanat için, sanatın her aşaması için, yani tek bir yere, sadece tiyatroya ya da diksiyona indirgemiyorum tabii ki. Sanatın her aşaması için bence bireysel olarak herkes elinden geleni yapmalı. Bu her şeyden önce kendini besleyecek zaten. Peki, bu aşamaya kadar sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Paylaşmak istediğiniz? Sanatla ilgili. Ha mesela TEGEV gönüllüsü. Bahseder misiniz Türk Eğitim Gönüllüleri hakkında? Arkadaşlar ben diksiyon ve birkaç drama ders aldım. Çok amatörce. Türk Eğitim Gönüllüler Vakfı'nda 7 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum. Amatörce deme canım. 6 senedir beraberiz. Yani evet. Gelmediği, yani kurs katılmadığı grup kalmadı. Hatta hobi olarak yani. Ya evet. O amaçla başlamamıştım. Ama evet, başladığı zaman demişler ki sen ne zamandan beri öğretmenlik yapıyorsun? Yok öyle bir deneyimi. Evet. Ama derslerde işte sahneyi deneyimledikçe ben çok tirad çalıştırırım. O tiradların evet, hepsini geliştirdikçe hazır olarak ilerledim. Çok keyifliydi ki yani. Seninle geçen dönemlerde çok keyifliydi. Bir de Türk Eğitim Gönüllüler Vakfı. Ama Türk Eğitim Gönüllüler Vakfı. Yani eğitim var Türk Eğitim Vakfı değil. Yani Türk Gönüllüleri. Biz gönüllü olarak ablalık yapıyoruz bu çocuklara. Evet. Hürriyet'in o tarafta dağlar başına doğru iki dakika böyle turuncu böyle sevimli bir binamız var. Kuran kişi Suna Kıraç. Rahmi Koç'un şu an maalesef hani hayatla bağlantısı sadece nefes almak olan bir kadın kurmuş büyük iş adamlarıyla birlikte. Biz onlara drama eğitimi veriyoruz. Neşeli matematik, belli eğitimler yine aldık onlardan da. Çok keyifli. Ama çocuklar mesela çok şaşırıyorlar. Benim şu an mesela 15 tane 9-10 yaşlarında öğrenci var. Şimdi abla sen para almıyoruz. Gönüllülük esasını anlamıyorlar. Çok şaşırıyorlar yani nasıl yani hani hiç parasızmış mı sen bizi burada eğlendiriyorsun, oyunlar oynuyorsun. Onlara benim bir iki takıntılı tiradım vardır. Onlardan mesela yapıyorum. Belli oyunları oynatıyoruz. Çok keyifli geçiyor yani. Onlar da tabii ki eğleniyorlar ve çocuklar hani şöyle işte minderlerle yayılıp oturuyorlar. İçindeki kişilikleri dışarıya çıkartıyoruz. Bazen tamamen kapalı oluyorlar. Ama öyle bir an geliyor ki ben kendimle yaşamış gibi bir şey anlatıyorum. Yani mesela programı uygulamadan hemen başlıyoruz anlatmaya. O çocuk gerçekten hani içine kapalı bir çocukla dışa kendini göstermeye başlıyor. İşte bakıyorsunuz ki hani ailede hiç hani ona sıra gelmemiş. Ama mesela bacaklarıma sarılıyor. İşte ben sizi çok seviyorum diye böyle kalpli yazılar yazıyorlar, mesajlar atıyorlar. Vaktiniz olursa hele hafta sonları da var. Cumartesi, pazar da var. Ben hafta arası gidiyorum. Üniversite öğrencileri çok var. Mesela sizin İngilizce ya da müziğe yeteneğiniz var. Gelin orada iki saatinizi verin.
bu çocuklara müzik ya da işte neşeli resim bir şeyler katkıda bulunabiliriz. Türkiye Yetim Gönüllüler Vakfı. İsteyen herkes yani, katılabiliyor. Herkes başvuruyorsunuz. Ön eğitimi var. Ufak bir eğitimi var. Ne yapmak isterseniz, matematik, resim, müzik. Ben dramayı seçtim. Türkçe. Yani hep söylenir. Neşeli matematik diye bir şey var mesela. Ben bilmiyorum ama acayip keyif alıyor çocuklar ona katılmaktan da. Vakti olan, ben de haftada mesela 2 saat, 3 saat ne kadar vaktim varsa çocuklarla birlikte vakit geçiriyorum. En çok sana iyi geliyor. Bana çok iyi geliyor. Eğleniyoruz yani çocuklarla. Çok verimli vakit geçiriyorsun. Keşke çok daha destek görsek. Yani devlet okullarına hizmet verdiğimiz için iyi. Çünkü özel okullarda birçok öğrenci zaten hani bunları görebiliyor. Ama devlet okulundaki çocuklar hasretler yani. Mesela deli gibi resim yapmak istiyorlar. Öğretmenleri resim yaptırmıyormuş. Beden eğitimi yapmak istiyor yani. Diyor ki öğretmenimiz beden versin de başka bir şey yaptırıyor diyor. Gidiyoruz işte dışarıdan ne bileyim işte çok eski mesela yağ satarım, bağ satarım diye işte oyunlar vardır. Yok oraya gelebilmeleri yani. Bile onlar için büyük şans yani. Ve bunu değerlendiriyorlar. Çok isterim yani boş evet. Vakti olan insanları. Okullarda bu tarz duruma göre değişiyor. Duruma göre talep ederlerse yıllarca gittim. Mesela şeyde Konaklı Köyü tarafına gittik, Yolçatı Köyü'ne gittik, Yıldırım'da Hasan Öztürk'ün okulu vardı. Onlar talep ettiler, biz gittik. Ve ona da yine dediğim gibi görüldü. Metroya biniyorsunuz, yarım saatlere iniyorsunuz, oradan oraya işe biniyorsunuz falan ama o çocuklar siz okulda keyifli bekliyorlar gelmesi. Gelmediğinizde ay bitecek mi, artık son mu falan diye. Hani o insanı daha teşvik eden bir şey. Yani tavsiye ederim yani ama orada birimde de çalışabilirsiniz. Evet, evet. Şey. Hüseyin hocamız da kendi okulunda tiyatro sahneliyor. Siz de ondan bahseder misiniz meslek lisesinde? Öyle sırayla geliyor işte. Ama şimdi ben kalmayayım. Haftanın 3 günü tiyatro çalıştırıyorsun insanlara. Mutlaka bir paylaşımınız var. Tiyatro çalıştırıyorum haftanın 2 günde. Ben kendim çalışıyorum. Haftanın 5 günü tiyatro öyle iş şey zaten. Sonra da diyorsun ki mesela falan nasıl geldi? Nasıl gelmesi sonra? Şey ya, tiyatroda insanın kendini bulabilmesi çok önemli. Ama sahneye daha bir çıktığını bulmuyor ya da sahneye çıkan var mı da çıktığınız zaman gençlerin çok yanacaksınız. Ama eğer siz çıkmadıysanız çocukların sahneye çıkması için desteklerseniz onların gelişim için gerçekten çok büyük destek olacaksınız. Çünkü içerisinde çıkmıyoruz. Yani içinde ne var? Evet. Ben kendiyle tanışıyor insan. Dramada bedeninizle net olarak tanışıyorsunuz. Aslında ne şekillere girebiliyormuşum. Hiç konuşmadan, hiç kelimelere ihtiyaç duymadan ben neler anlatabiliyormuşum. Ve tiyatroda da başka bir boyuta geçiriyorsunuz onu. Kesinlikle herkesin deneyimlemesi, hani büyük küçük herkesin ortaya koyması ve bir kere de olsa bunu tatması lazım. Kesinlikle. Nefes seminerine katılan oldu mu hiç? Nefes. Yok, duydunuz mu peki böyle bir şey? Ben altın drama dersinde oradan bir yerinden duyuyorum. Şimdi diksiyon eğitimine nefesle başlıyoruz. Yani sıralamamız şöyle. Dilin önemi, dil nedir, ne değildir, detaylar, kavramlar. Sonra diyafram nefesi, diyafram nedir, nereden alınır, buna nasıl alışılır, hayatımızdaki önemi nedir? Sonra nasıl ses çıkaracağız? İnsanın bir tane sesi yok, bir ses aralığı var. Bunu nasıl bileceğiz ve nasıl değiştireceğiz? Sonra sesli harfler, 8 sesli harf var, 46 ses var. Yani A ama hangi A, hangi E? Gibi bunları inceliyoruz. Sonra tekerlemeler, sonra genel olarak toplumda yanlış kullanılan kelimelerin doğrularını inceliyoruz. Burada çok basit bir örnek vereyim size. Mütevazi. Ne demek? Paralel. Cevap vermese miydim? Mütevazi, paralel demek. Geometri terimi. Mütevazı, alçak gönüllüdür. Mütevazı. İşte böyle. Cümle içinde rahat rahat kullandığımız, aslında başka bir anlama gelen ya da aslında hiç olmayan o kadar çok kelime var ki. Olmayan. Evet. Biz bir dersi 3 saati kelimelere ayırıyoruz. Dersin ortalarına geldiğimde bak istisnasız her grubumda gelen soru şu. Hocam sizin arkadaşınız var değil mi? Bu dersin sonunda da gelen tepki bu. Ben bir dil konuşuyormuşum ama hangi dil bilmiyorum. Ha, Türkçe olmadığı kesin. Yani ben 3 saattir kelimelere
boğulduysam ve çoğunu bilmiyorsam kim bilir hangi dil konuşuyorum. Mesela garez ne demek? Kim? Garaz ne demek? Bizde. Sizin dediğiniz garaz, kötü niyet, kin. Türkçede garez diye bir kelime yok. Tamamen uydurma. Galata meşhur mu? O da değil. Hiçbir şey değil. Evet. Galata meşhur. Meşhur olmuş hata demek. Bazı kelimeler galatlaşıyor. Mesela afçı kelimesi galatlaştı. Doğrusu aşçıdır, aş pişiren manasında. Ama o kadar çok ahçı dendi ki artık Galata meşhur oldu. Ve Galata meşhur lügat-ı fesahtan evla olduğu için yanlış olan her şey açıklıyorum. Evet. Doğru olandan daha çabuk yayılır ve kullanılır. Kelimeler için de bu geçerli. Dolayısıyla garez de oturdu ağzımıza, ahçı da oturdu ağzımıza. Aslında böyle şeyler yok gibi. İşte bu kelimeleri inceliyoruz. Sonra cümle, ulama, vurgu, tonlama, cümle kalıpları, sonra beden dili, sonra etkili iletişim teknikleri, protokol, görgü, nezaket kuralları diye devam ediyoruz. İstenirse de işin satış boyutuna giriyoruz. Şimdi bir de çalıştığınız kurumu işletmek için ayrı bir eğitim lazım. Bir de çalışanları yönetebilmek için. Satış dediğim şu, hizmet sektörü de bunun içinde. Yani bir garson da. Mesela bir garsona günün çorbası nedir diye sorduğumda bir bakayım geleyim diyorsa oradan kalkmak istiyorum. Yani benim yemek saatim 4.30. Ben her gün aynı saatte yemek yerim. 4.30'a kadar bir kişi bile çorba içmedi mi? Hiçbir yerde o ana kadar içilmedi mi? Yani bu kadar mı meraksız olur bir insan? İşiyle bu kadar mı alakasız olur? Sadece zaman doldurmaya bakıyor. Gün istemesen gözüne çarpar ya. Bir tane çorba zaten. Yani bu bile bir detay. İşte görmesen kokusunu alırsın. Ve ben bir ya da iki kere gördüm günün çorbasını bilen, özellikle tebrik edip ondan sonra başladım. Ya da bir mağazaya gidersiniz herhangi bir şey almak için, giysi, çanta neyse dibinizde dolaşır. Saçıcım. Ne kadar rahatsız edici değil mi? Çok resmen baskı altındasınız yani. Baktığınızı göremezsiniz. Bakacak ama uzaktan bakıp siz ihtiyacınız olduğunda, siz ona baktığınızda size dönecek. Asıl satış budur. Yoksa ben de biliyorum yapışık yaşamayı. Asıl satış ihtiyacınız olduğunda, garson ihtiyacınız olduğunda. Yoksa lokmanızı da son lokmanızı çiğnerken önünüzden tabağı çekmeyecek yani gibi. İşte bunların da eğitimini vermek gerekiyor. İş yeri açınca işletmeci olmuş olmuyorsunuz açıkçası. Bunların hepsinin başı tabii ki diksiyon, yani söz söyleme sanatı. Doğru, güzel ve etkili konuşma. Ve hayatın her alanında aslında bir tiyatro sergiliyoruz. O ilk insanlara anlattığım gibi Shakespeare de onu söylüyor. Yeryüzü bir sahne, bizler de birer oyuncularız ve nerede ne rolü oynamamız gerekiyorsa o sahneye giriyoruz, rolümüzü oynayıp çıkıyoruz. Çocuk rolüyle başlıyorsunuz hayata. O bir süre zaten devam ediyor. Ebeveyn rolünüz var. İş yerindeki çalışan rolünüz var. Bunun dışında belli aşamalarda başka aktivitelere katılıyorsanız onların rolü var. Ve hepsini de ayırt etmeniz gerekiyor. Hepsi bir, ikisi birbirine karışsa, mesela işteki rolünüzü eşe olan davranışa karıştırırsanız işler karışır. Şimdi bir hocamız Hakan Çimenser. Onunla eğitim alırken tiyatroda eşi Antigone'yi oynuyordu. Antigone karakteri sinirli bir tip. O demin dediğim Oidipus'un dört çocuğundan biri, başına gelmeyen kalmamış. Dolayısıyla hayata karşı sürekli böyle bir sinir harbi içinde. Ve şimdi bunu sergileyen bir insan oyunu iyi sahneleyebilmesi için karakteri oturtması lazım ve sinirli bir insan haline gelmiş. Şimdi diyor ben anlıyorum diyor. Aslında onu yapmak istemiyor diyor. Ve tuzlu alıp koyarken bile böyle sert sert koyuyormuş. Biliyorum da Antigone'ye oyunu bitince o geçecek diyor. Yani ister istemez o da yansıyor tabii hayatınıza, karşı tarafın. Neyse ki karşı tarafta oyuncu da onu anlayabiliyor. Evet evet. Böyle durumlar da oluyor. Tiyatroda da, diksiyonda da. Ve bence her insan mutlaka diksiyon eğitimi almalı. Sadece konuşma üzerine değil, okuduğunuz kitaptan bile daha fazla zevk almaya başlıyorsunuz. Eğer yoksa hayatınıza şiir giriyor, yoksa tirad giriyor. Bunların konuşmanıza olan yansımasını görüyorsunuz. Zaten nefes başlayınca bambaşka şeyler oluyor. Diyaframınız nerede biliyor musunuz? Şurada. Zarımsı kas, şu kaburga kemiklerinin tamam. Altında. Yani bir çemberdir diyafram. O yüzden ben şöyle çalıştırırım.
Nefes burundan alınır, burundan verilir. Konuşurken ağızdan verilir. Ve burundan alırken diyafram burada olduğuna göre burası şişer. Böyle. Bakın göğüs kafesinde ve omuzlarda hareket yok. Bir deneyelim mi? Şöyle dik durup diyaframınızı tutup burundan nefes alırken şuraya şişirir misiniz? Hissediyor mu herkes? Erkekler için daha kolay fizyolojik olarak. Burundan da veriyoruz. Tutun o. Çember geri geliyor. İşte bizim amacımız bunu alışkanlık haline getirmek. Başlarda düşünerek yapıyoruz tabii nefes alırken. Egzersizlerimiz var. Bu egzersizleri düzenli yaptıktan sonra zaten diyafram nefesi almaya başlıyorsunuz ve yaşam kaliteniz %100 artıyor. Çünkü hastalıkta, sağlıkta hücrede başlar, hücrede biter. Biz bu işi hücre boyutunda çözmüş oluyoruz. Bu insanın özgüveninin artmasına da yarıyor. Şimdi sahnedeki eksikliklerden biri de o ya, özgüven eksikliği. Hem tecrübesizlik hem o. Diyafram nefesi aldıkça oksijen girdisi de artıyor. Göğüs nefesiyle ciğerlerinizin 1/3 oksijenle dolar. Diyafram nefesiyle bu oran %50 artar. Dolayısıyla bildiğinizi de daha iyi aktarıyorsunuz. Buyurun. Ha, bir şey anlatayım, soruyorsun sandım. Tamam. Ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Çok ilginç. Yakın bir zamanda yaşadım. Benim iki tane ikiz yeğenim var, 17 yaşında. Yani bir, iki yıldır falan bunlar hem akrobatik, jimnastik ve böyle de yapıyorlar. Bir tanesi hep diyormuş, anne benim burada bir kemiğim çıkıyor. Bak benim de öyle mesela, acayip bir şekilde şuradaki takır takır kemiklerim çıkıyordu. Biz bunu ciddiye aldık diyor şimdi kardeşim. Gidip gerçekten filmini çektiriyorlar. Omurga hani hafif bir eğim varsa onda şöyle bir şey. S geliyor resmen. Ha. Ben gördüm böyle o hani iskelet halini. Birinin mi? İkizlerden birinin? Birisini. Hmm. Ve bu çok hızlı büyümeyle beraber daha çabuk yamulmuş. Yani aşırı uzunlar zaten şu anda. Şimdi tedaviye başlanmış. Tedavi, fizik tedavi. Yarım saat nefes eğitimi. Tabii. Tedavi o. Çok şaşırdım. Evet, hemen beni aradı kardeşim. Biliyor musun dedi, böyle böyle bir şey dedi, şaşırdım dedi. Yaptırdıkları şey öyle. Yarım saat dedi. Sürekli o fizik gördüğü şey oymuş yani. Hani biz başka tabii şey canım. Düşündük. Nefes eğitim, şan eğitimine nefes. Başlayın. Önce nefes. Evet. Herhangi bir spor dalına başlayın. Önce nefes ve spor esnasında hoca hep söyler. Nefes al, nefes al. O lazım. Ve bu tarz tedavilerde çok de şaşırdım. Kekemeliğin tedavisinde. Evet. Nefesle çalıştırılır. Çünkü o nefesi de kontrol edemiyor. Yani bütün kontrol mekanizmasını ele geçirmeye çalışıyor. Sizin dediğiniz gibi nefes almayı biz unutuyoruz. Eğer büyüyünce. Nefes eğitimi almadıysanız şu anda aldığınız nefes ucu ucuna yaşamanızı sağlıyor. O kadar. Ölmüyorsunuz. Sadece ölmüyorsunuz. Yani doğru nefesi alışkanlık haline getirdiğimizde yaşam kalitemiz %100 artıyor ve sonuçlarını anlatamam size. Yani birebir yaşadığım mucizeleri size anlatamam. Birkaç röportaj yapıp kanalımda da yayınladım. YouTube Deniz Diksiyon'a abone olup takip ederseniz orada röportajlarda da yapılan eğitimlerde de göreceksiniz. Nefesi mutlaka çözmemiz lazım. İsterseniz onun üzerine de bir seminer düzenleyelim. Evet, yani, nefes uygulamaları yaptığımız öyle bir şey yapalım yani. Aynen. Peki, güzel bir paylaşım yaptık diye düşünüyorum. Eğer eklemek istediğiniz sorunuz yoksa burada sonlandıralım. Bana ulaşabileceğiniz adresleri de yine kart vizitimi de dağıtırım. Yine Özge'ye de Selçuk'tan da ulaşabilirsiniz zaten. İletişime geçeriz. Eski öğrencilerime de tekrar teşekkür ediyorum. Hala devam eden öğrencilerime de katıldığınız için. Hepinize tanıştığıma çok memnun oldum. Teşekkür ederim.